Stüdyomuzda karşımızda İzmir'den kalktı geldi hem bir ödül töreni için hem de programımız için. Ayaklarınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Öğretmenim hocam diyebilirim değil mi? Biz evet Selim bakalım. Zaten hep öğretmenim diyorlar. Siz de bana hocamdan çok öğretmeni seviyorum. Öğretmenim hoş geldiniz. Sizi inanılmaz bir olayla tanıdık ki keşke farklı şekillerde tanışabilseydik ama olmadı. Ama böylesi olayların var olduğunu biliyoruz. Halının altına süpürmeyeceğiz. Bu olaylar oldukça üzerine gideceğiz, konuşacağız ki biz programımızda bunu ilke edindik. Bazı ilke edindiğimiz konularda gündem ne olursa olsun biz öne çıkarmaya devam ediyoruz. Vallahi bizim için çocuklar hemen hemen her şeyden önemli. Dün gördük Halep'teki çocukları, kendi çocuklarımızdan örnekler verdik, empati kurulmasını söyledik ki çocuklar, çocuklar, çocuklar. Siz de çocuklar için kendinizi feda eden bir öğretmensiniz. Neler yaptığınızı biliyoruz. Kısaca neler söylemek istersiniz? Çok da o konulara tekrar sizi sokup üzmek istemiyorum ama. Çocukların yardıma, desteğe, ilgiye, eğitime, tüm bunlara ihtiyacı var. Öğretmenlik mesleği içinde hep başından beri söylüyorum. Sadece eğitim değil, onları gözlemek ve onların o ihtiyaçlarına, yaşadıkları durumlara da göz yummamak. Yani ne yaşıyorlarsa yanlış giden bir yolda olayın karşısında durmak. En başından beri her söylediğimde şunu dile getiriyorum. Hiyerarşi denilen bir şey var. Ve ben bu hiyerarşi denilen olaya aslında çomak soktum. En kaba tabiriyle söylüyorum. İyi de yaptınız. Denilen şu, işte bize söyle, bize iletseydin. Hayır, bu ülkede güvenlik kuvvetleri var, yargı var, yasalar var. Yanlış giden bir durumda biz buna dur demeliyiz. 22 sene aynı köyde öğretmenlik yapmış birisi. Ve orada o çocuklar bir şeyler yaşamış çok eskiden bu yana. Ve ben o dönem iyi ki o köye yolum düştü. Orada o çocuklara gittim. Onların öğretmeni oldum. Onlarla bir aradaydım. Yanlış gideni gördüm ve susmadım. Susmamalıyız. Hep bunu ısrarla kesinlikle savunuyorum. Susmamalıyız. Öğretmenim şimdi sizin bu müdürün kapısını bozarak girip olayı birebir orada gördüğünüz, çocuklara tacize birebir şahit olduğunuz ve çocukların anlatımları var. Öğretmenin masasının altındaydı o çocuklar siz odaya girdiğinizde değil mi? Kapının düzenli kilitlendiğini fark ettim ben. İlk öncelikli olarak. Öncelikli bunu olarak. Bunu bir duyum olarak mı aldınız, kendiniz mi fark ettiniz? Şöyle, ben sınıfa girdiğimde, tahta kalemi almak için girdiğimde ilk sınıfta iki kız çocuğunu görmedim. Ve o görmediğim dönemde dedim nerede arkadaşlarınız, eve götürdü öğretmenim dedi çocuklar. Lojmanlar var böyle köy okullarında. Dersin sonuna doğru denk gelmiştim. Çünkü ısrarla kapıları kapalı tutalım öğretmenim. Derste kapıları. Köy okullarında insanlar onu kafalarında belki canlandıramıyor olabilirler ama iki sınıf, müdür odası, tuvalet dışarıda böyle bir ortam olur. Kapı kapalı. Ben kendi dersimden çıktım. Tahta kalemi almak için gittim. Gittiğimde sınıfta öğretmen yoktu. Ben öğretmenin o kişinin olduğunu zannediyorum. Öğretmen demeyeyim. Çok aslında üzücü oluyor. Öğretmen kimliğiyle olmasın. Şahıs diyeyim. Şahıs. Girdiğimde iki daha büyük kız çocuğu yoktu ve nerede dedim eve götürdü. Çocukları o eve götürdü dediğinde de o yola doğru işte çalıların, çırpıların arasından lojmana gidiyorsunuz ve gittiğimde çocukları gelirken gördüm. Gelirken. Yani o 45 dakikanın sonuna denk gelmiştim ben. Ve soracağım zaman bana dediği kelime şeydi. Kapının önünü süpürüyorlar. Bir heyecan vardı. Orada siz aklınıza böyle bir şey getirmiyorsunuz. Yani normal insanız ve olamaz. Beyninizin bir yeri aslında kapatıyor. Anlamlandıramıyorsunuz bazı durumları. O çok böyle iyi düşünüyorsunuz, humanist düşünüyorsunuz. Çok idealistçe davranan bir insan var karşınızda. Kendini devamlı anlatıyor. Anlayamıyorsunuz. Diyorsunuz ki öyle bir insan değildir. O değildir. Hep kafanızın bir yerinde oluyor. Fakat sonra ben gözlemlemeye başladım çocukları.
işte iyi gözlemci olmak, çocukları anlamak, onların durumunu hissedebilmek de burada çok önemli. Kapının düzenli aralıklarla kilitlendiğini fark ettim ben. Müdürün odasına. Yani her gün belli bir saatte kilitleniyor ve ben o kapıyı çaldığımda 4-5 metrekare, 6 metrekare bir oda ve kapı açılmıyordu. Uzun süre sürüyordu. Kapı bozuk, sen açamıyorsun hocam. Ya içeriden ses geliyor, kapı bozuk, sen açamıyorsun. Topuzu çevirmeye çalışıyorum, kapı açılmıyor, kilitli. Ve girdiğimde hep belli düzenekle oturuyorlardı ki dava dosyasındaki ayrıntıları söyleyemiyorum. Sonra ben çocukların ifadelerinden de bir şeyleri öğrendim. O çok zor bir süreçti. Acıları geçmiyor benim kalbimden. Unutmak, hani diyorlar ya, yok ruh sağlığı bozuluyor mu, bozulmuyor mu, şöyle oluyor, bunlara bakılmasın. Kesinlikle bizim de eleştirdiğimiz en önemli detaylardan bir tanesi, ruh sağlığı bozulmuşsa, bozulmamışsa cezaya hükmederken onların indirimi, cezanın arttırılması. Yani burada bir çocuğa karşı işlenen dünyanın en büyük suçlarından bir tanesi var zaten ortada. Bir çocuk bir günde bir şey anlatır sanıyorlar ya, öyle bir şey yok. Yani çocuklar annelerine, babalarını anlatmıyor. Evet. Biz... Siz ortaya çıkarana kadar hiçbir çocuk, hiçbir büyüğüne, ebeveynine ya da başkasına anlatmamış mı şimdi? Şöyle demişler, işte anne, ben bir rüya gördüm. Çok kötü bir rüyaydı. Yani çocuk orada aslında bir şey anlatacak diyemiyor. Bu cinsi sapıklar, bu ruh sağlığı bozuk insanlar çocuklara yaklaşırken etrafı ilk önce böyle aydınlatıyorlar. Sonra onların kendilerini suçlu hissetmesini sağlıyorlar. Ve çocuklar susmaya başlıyor, içine kapanıyor. Buradan, ekrandan izleyen çocuklar varsa, aileler varsa şunu söylemek istiyorum. İlk önce çocuklarına şunu, ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, ne varsa bana söyle, ben senin arkandayım. Ve sana yapılan hiçbir şeyden sen suçlu değilsin. Çünkü bunlar... Çocuklar içine kapanıyor, söyleyemiyorlar, çıkış yolu arıyorlar ve sistemin içinde çok acilen ders müfredatının içine bununla ilgili bir ders konulmalı. Kesinlikle. Mutlaka olmalı. Çocuklar haykırır ve isyan ederler. Çünkü yolunu bulamıyorlar. Sevme ve inanmaya gönüllü, kalpleri tertemiz, akıllarında hiçbir kötülük olmayan canlılar onlar ve o kadar güzel kalpleri var ki. Ben o köyde öyle güzel şeyler öğrendim ki gittiğimde şeyi unutmuyorum. Yani o köye gittiğim ilk an evde dedim ki eşime, yeniden doğmuş gibiyim. O kadar güzel şeyler yaşadım ki ben onlarla. O sevgi, o iyilik, merhamet, saçlarıma böyle dokundukları o güzel anlar, unutamıyorum. Ben bir o köye gitmeden önceki kadınım, bir de o köye gittikten sonraki kadınım. Şey diyorum, biz çocuklar için cesurca yaşamalıyız, cesurca ölmeliyiz, cesurca susmamalıyız. Ve çocuklar, hep şey diyorum, bir evet çok zor ülkenin koşulları. Bu KPSS var, insanlar bunları kazanmak için benim meslektaşlarım uğraşıyor. Çok zor okuyoruz, çok zor bir yerlere geliyoruz. Kolay kazanmıyoruz. Evet, durumlar belli ülkede. Hepimiz para kazanmaya çalışıyoruz. Evimizi idame ettirmeye çalışıyoruz. Bir hiyerarşi dengesi var. Ve şunu yapmalıyız. Bana şey diyorlar her seferinde, ağlamam. Gözyaşları güçsüzlükten değil. Ben... Bu ülkenin çocuklarını gördüm. Onların gözyaşlarını gördüm. Öğrencimin bana dediği kelimeyi hiç unutmayacağım. Ben neden dünyaya geldim öğretmenim dedi. Ben bunları yapacak, bunları yaşayacak ne günah işledim. Yaşanan kötülüğün günahı mı o? Yani nasıl olabilir? Ve ona dediğim kelime şuydu. Biz umutlarımızı toplayacağız. Ve o ışığı ve o aydınlığı yüreğimizde tutacağız. Seveceksin. Aşık olacaksın, belki ileride evleneceksin, işte üniversiteye okuyacaksın. Sakın yüreğindeki umudu kaybetme.
ve ben sizi bırakmayacağım. Ben o çocuklara bağlandım. Onlar benim, bir oğlum var, onlar benim kızım, evladım oldular. Ve işte meslektaşlarıma şunu söyleyeceğim. Evet, koşullar çok zor olabilir. Kesinlikle. Ama biz ne olursa olsun vazgeçmemeliyiz. Yani orada çocukları gördüğümüzde gözümüzü kapatıp gitmemeliyiz oradan. Saadet öğretmenim, şimdi çok zor koşullarda bu olayı ortaya çıkarabildiğinizi biliyoruz ki böylesi bir olayı fark ettikten sonra bazı yerlere gittiniz, başvurdunuz, anlatmaya çalıştınız ama o kapılar kapandı. Boş ver öğretmenim dendi, sus dendi. Çocukların aileleri ne dedi? En çok onu merak ediyorum. İlk öğrendiklerinde ne yaptılar? Öğrendiklerinde ben o köyü, köy okuluna ücretli öğretmendim ben orada. Yani kadrolu bile değilsiniz. Değildim, ücretli öğretmendim. Bana herkes şey diyordu. Ya benzin paranı yola harcıyorsun. Üstüne bir de orada bir şeyler dikiyorsun, ediyorsun. O kadar güzeldi ki tuvalet temizledim, boya yaptım, soba kurdum. Arkadaşım diyor ki ne yapıyorsun? Diyorum ki soba kurdum ya, harika bir şey. Onlar bana böyle odunlarla geliyorlar, çocuklar soba için. Ve küçücükler, yani o ısıtmak için bir şeyler yapıyorlar, okumak için bir çabaları var. Pırıl pırıl bizim çocuklarımız. İşte o dönem aralığında gittiğimde zordu süreç. Yani sürecin kendisi çok zordu. Herkes bana hani sus, işte olayı kapat, oradan git, başına bir şey gelir, şöyle olur, her şeyi yaşayabilirsin. Ama ben jandarma komutanlığına gittiğimde dedikleri kelime şuydu, her şeye hazır olacağım. Yani her şeye jandarma hazır ol. Jandarma bunu söyledi. Kolay değil bunlar. Hı. Çünkü adli süreç uzun sürecek. Evet. Karşı taraf sana iftira atabilir, bunu hı, yaşayabilirsin, hı, şunlar olabilir, bunlar olabilir. Ama ne mutlu ki böyle öğretmenler var. Elbette. Ya yani o yüzden de orada çok kapıdan girdiğimde o askerlerin gözlerinde şey vardı. Hocam ne olur vazgeçme. Çocukları bırakma. Ben gözyaşları gördüm. Israrla şunu savunuyorum. Gerçekten yüreği böyle memleket hasretiyle yanan çok güzel insanlarımız var bizim. Siz de öyle bakıyorum, her yerde birileri çıkıyor. Yani toplumda bu anlamda duygularımızı kaybetmemeliyiz. Hep birlikte bu çocukları kurtarmalıyız. O kadar çok ki. Maalesef. Sosyal medyadan beni arıyor, diyor ki ben bunu yaşadım, bana yardım edin. Nereye başvuracağını bilmiyorlar. Hocam, nereye başvuracağını bilmiyorlar. Elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar konuşursak sanki olaylar o kadar artıyormuş, üzerimize geliyormuş gibi oluyor. Bir gündem yaratılıyor, o gündemin içinde bu haberler geri planda kalıyor, kayboluyor ama sürekli olarak o kadına şiddet, taciz, tecavüz ve çocuğa aynı şekilde muamele ne yazık ki kaybolmadan devam ediyor. Hep son bulmasını temenni ediyoruz ama son bulmuyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi, desteği vermeyi sürdüreceğiz elbette. Çocuklara nasıl yaklaşılmalı peki? Yani böylesi durumlarda çocuklar örneğin anlatmıyor ya, onların böyle bir olaya anında kendisi müdahale edebilmesi, edemiyorsa da hemen koşa koşa söylemesi için neler yapılmalı? Net yaşadım bunu. Net yaşadığım için de nasıl seslenilmesi gerektiğini biliyorum. Bununla ilgili de birçok eğitime de katıldım. Gittiğimizde şunu söylemeliyiz. Bizim kendimize ait özel alanlarımız var. Vücudunu sev, onu koru. Bu kapsamda başladığımızı hiçbir şekilde böyle acite etmeden, yani o duygusal travmanın eğer varsa böyle bir şey, daha da dibe çökmelerini kesinlikle engellemeliyiz. Vücudumuzda bize ait yerler var. Biz onları korumalıyız. Bize yaklaşan, bunu kimseye söyleme diyen, bu aramızda sır olsun diyen ya da bizi tehdit eden birisi varsa, bikiniyle, mayoyla kapalı olan yerlerimizi işte elleyen, buna bu aramızda kalsın diyorsa, bize böyle farklı davranışlar, böyle biz bu durumdan hiç hoşlanmıyorsak, rahatsız oluyorsak, suçluluk hissediyorsanız etmeyin. Burada yanlış giden bir durum var. Bunu annelerimize söylemeliyiz. En çok güvendiğimiz insana, eğer o kişi susuyorsa, kimseye söylemiyorsa öğretmenimize, eğer o da susuyorsa mutlaka polisi aramalıyız.
yardım istemeliyiz. Bizler sizi korumak için varız. Güvendiğiniz insanlara bunu söyleyin. O yerden uzaklaşın hemen. Ve çocuklar haykırıyor. Bizim bu her konuşmamızı izleyen belki de bir çocuğun hayatı kurtuluyor. Biz diyoruz ya artıyor. Hayır, çığlıklarını çığ gibi sunuyorlar. Diyorlar ki yanlış giden bir şey var ve ben bir zarar görüyorum ve gitmeliyim. Ama şunu da söylemeliyiz. Bir de iyi sevmek var. İyi sevmek bize huzur verir. Şefkatlidir. Kendimizi güvende hissederiz. Kalbimiz rahattır. Kafamızı böyle pamuk yastığa koymuş gibi huzurluyuzdur. İşte çocuklar aradaki farkı anlayabiliyorlar. Ve bu şeyde kim olursa olsun, en yakınlarındaki insan bile olsa hayır diyorlar. Çocuk istismarında, tacizinde emin olun yakınlarından görüyor çocuklar. Maalesef çok fazla var. Ayrımı bilmeleri lazım. Ve biz onları eğitmeliyiz. İyiyi, kötüyü, evet. İyi sevmeyle kötü sevmeyi mutlaka ben hep öyle diyorum. Ayırt etmeliyiz, anlatmalıyız. Bu tavsiyeler çok çok önemli ama böylesi bir olayla karşılaşıldığında ne yapılması gerekiyor bir de ilk olarak? Yani anne haberdar oldu ya da öğretmen haberdar oldu. Sizin meslektaşlarınızdan bir tanesi ya da bir başkası komşusu haberdar oldu. Çocuk annesine söyleyemedi, babasına söyleyemedi ama bir başkasına söyledi. Nasıl davranılması? İhbar etmeliyiz. Hemen ihbar. İhbar etmeliyiz. Çünkü bu çocuklar alınıyorlar ÇİM. Çocuk izleme merkezlerinde. Savcının eşliğinde. Özür dilerim, hemen ihbar derken şimdi anne ile babanın haberi yok. Çocuk başkasına anlattı ama önce anne ile babayı haberdar etmeli. Anne baba susuyorsa bile o haberi olan kişi anneye babaya rağmen ihbar etmeli. Bunlar susan yaşanıyor. Anneler var. Bunlar yaşanıyor, o yüzden konuşmak zorundayız. Susan anneler var, enses var. Birçok durum var. Yani insanlar susuyor ve şey diyorlar, çocuk yalan söylüyor. Evet, en çok karşılaşılan. Bir durum. Çocuk bu durumu bilemez. Yani bu durumu bilemez. Normal bir çocuk oyuncaklarıyla oynar, çok güzeldir, farkına varmaz, bilmez ki böyle bir şeyi. Bir çocuk size gelip böyle bir durum var anlatıyorsa zaten bu çocuğun bunu bilmesi imkansız. İşte biz bu durumda hemen engel, şunu görüyorum. Kişi diyor ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bize geliyor aile, diyor ki işte çocuk anlattı, böyle bir durum anlattı ama yalan. Bizim bunun tespitini yapma durumumuz yok. Biz bu konuda otorite değiliz. O yüzden ne olursa olsun güvenlikle ilgili belli bizim artık yani yasalara bunları sunacak yer var. Kimse size bir şey söyleyeyim mi? Hani örtbas ediliyor falan diyor. Kişi ilk önce kendi örtbas ediyor durumu. Doğru, haklısın. Öğretmen görüyor, susuyor. Aman diyor, boş ver, başıma bir şey gelir. Neden müdüre gidiyorsunuz, anlatıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Bana hep dediler, yani şu oldu. Bana bir gelseydin, işte hocam ya, adamla bir konuşurduk, ederdik falan. Neyi konuşacaksın? Üstünü kapatırdık demeye getiriyor. Neyi yani konuşacaksın? Adamla neyi konuşacaksın? Evet ya, çocukları almışsın, bir güzel götürmüşsün, etmişsin. Bunu mu tartışacaksın? Hayır, gideceksin. Neyse, zaten jandarması, polisi... Çok da şey gidiyorlar, yani çocuklar önden alınıyor, çocuklar sorgulanıyor, sorgulandıktan sonra kişi zaten alınıyor. Hocam şimdi bahsettiğimiz şahıs şu an cezaevinde tutuklu değil mi? Mahkeme süreci devam ediyor, duruşma ertelendi. Diğer çocukların da o ruhsal sağlığına bakılacak rapor istendiği için. Birinin raporunda ruh sağlığı bozuldu. Bozuldu, çıktı. Diğerleri de istendi şimdi. Keşke istenmeden çocukların zaten böyle bir durumuna bakılmaksızın ceza verilebilse. En büyük isteğimiz. O ruh sağlığı raporu bozuldu diye gelince hani adam devamında çıkamayacak, devam edecek ya. Böyle hani insanlar bir oh dediler. Ben oh diyemedim çünkü o ruh sağlığı bozuldu, çok zor bir şey. Hocam nasıl zor olmasın ki? Yani ruh sağlığının bozulmaması yönünde bir karar alınmasını da aklım mantığım almıyor. Olmasın zaten. Şunu söyleyeceğim, şimdi bu şahıs sizin tespit ettiğiniz dönemdeki çocuklar, siz o dönemi tespit edebildiniz. Evveliyatı var mıymış, böyle bir şey ortaya çıktı mı? İddialar var mı? Bir öğretmen arkadaş öğle tatilleri eve götürdüğünü büyük kızları fark ettim ama aklıma böyle bir şey gelmedi dedi.
Ne gelmiş sorması ayıptır aklına? Tövbe. Yani hocam o çocuklarımız ne yapıyor şimdi? Yani çocuklarımız böylesi bir süreçten sonra neler yaşıyor, ne yapılıyor? Biz adalet önüne çıkardığımızda her şey bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor tabii ki. Rehabilitasyon. Bu çocukların rehabilite edilmesi lazım. Ben 2,5 seneden beri mücadele ediyorum. Hep insanlarla, yürekli insanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Israrla da söylüyorum, ben bir kurum değilim. Ama insan olarak bu konuda gerçekten çocuklara dokunmak isteyen kişileri buluyorum. O okulda o olay olduğunda o okulu ben tek başıma açmaya gittim. Bir yetkili yoktu. Kendim gittim. Kendim o ortama girdim. Ve gittiğimde bana başıma birini gönderdiklerinde iftira dedi bana. İstiyorsanız siz ücretli öğretmensiniz, gidin. Ben bunları yaşadım. Sonra birisi geldi. O çok mükemmeldi. Yani şu anda hala dostluğum devam ediyor. Dediği kelime şuydu. Ya ben de öğretmenim. Saadet öğretmenim, dayanamayacağım. Tuvalete gidip ağlayacağım. Ya o kadar şeydik ki. Hani oraya her gittiğimde güçlü gitmeye çalıştım ki çocukları hani böyle iyi model olayım. Onlar kendilerini de toplasınlar. Hiç onlara gidip de ağlayıp sızlamak değil. Ve sormayacaksınız. Yani onları böyle daha olağan, daha normal, daha o acıları unutması yönünde. Arıyorsunuz RAM ekibi gelsin diye. Arıyorsunuz oraya mesaj atıyorsunuz. Diğer yere mail atıyorsunuz. Çocuklar için, rehabilitasyon için sistem, rehabilite merkezleri kurulsun. Bu çocuklar hayata kazandırılsın. Psikiyatrlara girsinler, psikodrama görsünler. Bir oyun grupları olsun. Bu çocuklar hayata kazandırılsın. Çünkü gerçekten sevmeye gönüllü oldukları için zarar görmüş bu çocuklar. Kesinlikle. Şimdi az önce de bahsettiğiniz, daha önceden bir vaka olmuş olabilir mi dediğimde bir meslektaşınızın ben evine götürdüğünü fark etmiştim ama aklıma gelmemişti demesi var ya, keşke aklına gelseydi, diğer çocuklar en azından böyle bir şeyle yaşamamış, karşılaşmamış olacaktı. Hocam şunu söyleyeceğim, katılır mısınız bilmem ama görüp de susanlar da en az o kadar suçlu bana göre. O çocukların o uğradığı tacizi görüp susuyorsa, başıma bir şey gelir diye korkuyorsa, o çocukların uğradığı tacizdeki suçun ortağından başka bir şey olamaz. İsyanım şuna, nasıl susabiliyorsun? Eve gidip aynaya nasıl bakabiliyorsun? Eve gidip çocuğunun saçını nasıl okşuyorsun? Ve nasıl insan olarak hayatını idame ettiriyorsun? Telefonda konuşuyorum, diyor ki bana, ben de hissettim ama ifadede böyle demiyor. Hep üstü kapalı konuşmalar. Ya söyle ya, ben şüphelendim bu adamdan. Ben de bununla ilgili düşündüm. Niçin ayrı, orada ayrı şüphelendim, öbür tarafta? Ya şunu söylüyorum, mahkemeler ne yapsın? Gittiğinde konuşursan onlar da işte ona göre yargı sürecini işletiyorlar. Sen konuşmazsan onlar ne yapsın? Evet. Sen bana bir şey olmasın, başıma bir şey gelmesin. Gelsin ya, başıma bir şey gelecekse gelsin. Cesurca ölürüm yani. Cesurca canım gider. En azından gittiğim yer güzel olur diyorum. Yani olaya bakarken bu çocuklar bizim evlatlarımız. Bunlar bizim geleceğimiz. Tabii bugün o çocukların başına gelenler yarın kendi çocuklarımızın başına gelmeyecek diye bir garantisi yok elbette. Hocam ne kadar güzel bir yüreğiniz var. Yüzünüzden gerçekten ışık saçıyorsunuz. İnsanlarımıza, izleyenlere, sizin konuşmalarınızı görenleri yüreklendiriyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. Ama siz yaşanan bu olayın mahkemeye taşınmasıyla birlikte oh deyip kenara çekilen bir kişiliğe sahip değilsiniz. Kovalamaya, kovalamacaya devam ediyorsunuz. Yeni projelere de katılıyorsunuz. Yapmak istedikleriniz var. Özellikle CHP'li Hasan Karabağ'la birlikte bir anlatır mısınız? Onlardan haberdar olalım. İzmir'de bu 2,5 senelik süreçte ben mücadele adına her şeyi bıraktım. Ve bu dönem aralığında işte o kişisel gelişim üstüne, psikoterapi üstüne, birçok şey üstüne eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri aldım ki faydalı olabileyim. Çünkü o pozitif yönünüzü de kaybetmemeniz lazım. Çok ilginçtir.
size biraz iş vermek istemiyorlar. Öyle bir durum yaşıyorsunuz. Sizi nereye koyalım? Ya biz faydalı olmak için elimizden ne gelirse yapacak insanlarız. Bu dönem aralığında aslında olaylar çok ilginç. En başından beri bu çocuklarda ben çok iyi insanlar tanıdım. Hep diyorum ya, tek başıma değil, insanlarla birlikte yol alıyorsunuz, güzel yürekli. Mersin'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yücel Ceylan Bey, hatta biz Ankara'ya geldik ödül törenimiz için, Semra Pektopal, yine beni yalnız bırakmadılar. Diyorum ben, biz aile gibi olduk, harika. Eşim de oradan yetişiyor, o da şimdi evde işte oğlumun dersleri var, onunla ilgileniyor. İzliyordur, böyle, selamlarımızı söylüyoruz. Evet, evet. Yani çok böyle Sabriye Saltuk var, Doktor Sabriye Saltuk. Böyle bir insanlar, işte Nuriye Kadan var, Nilgün Demir Şentura var, avukat Gülce Mutoğlu var. Öyle bir şey ki biz bir telefon trafiği yaşıyoruz. İşte diyor, çocuklar için yapacağız, saha çalışması yapıyoruz, onlara güzel yarınlar sunacağız. O kadar güzel kalpli insanlarla bir araya geldim ki, işte Canan Güllü, Ayşe Arman, Başak Şengül, siz de ara ara Twitter'da hocam bırakmayın sakın peşini falan. O kadar güzel gidiyor. Bakıyorum böyle bir insanlar büyüyor, bu zincir büyüyor. Bu arada Hasan Karabağ, Bayraklı Belediye Başkanı, gittim ben yanına, böyle yaptı. Saadet öğretmenim dedi. Bak vazgeçme kızım. O kadar hoşuma gitti ki onun o böyle candan hali. Sen ne istiyorsun dedi, söyle bana. Ben dedim ki kadınların ve çocukların hayatına değecek projelerim var. Yani onlara bu eğitimi verelim. Ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde semt merkezleri var. 2-3 gün oldu ben başlayalı. Harika. Hepsini geziyorum. Ya çocukları gördüğünde böyle yüreğimin içi böyle aydınlanıyor. O kadar güzel ki. Orada o çocuklar sokaktan kurtarılıyor. Satranç, işte birçok şey. Muhtarları da gördüm bu arada. Ben hep şeyden yanayım. Birlik, beraberlik içinde olmalıyız. Hep bu senlik benliği bırakmalıyız. Hep birlikte bu çocuklara aydınlık yollar, onları sokaktan kurtarmalıyız, onlarla güzel şeyler yapmalıyız. Milli eğitimle işte işbirliği içinde olmalıyız, halk eğitimlerle işbirliği içinde olmalıyız. O işte o sosyal halka yönelik, onları tamamen güzel yarınlar sunacak projeler olmalı ve üretilmeli. Ben de burada göreve başladım. Harika. Tek bir korkum var, işte bu hiyerarşi zinciri denilen olay. Maalesef ben bu hiyerarşiye uyamıyorum. Yapımda da yok. Gerektiğinde yıkmak gerekiyor. Evet, yani bu memur zihniyeti bende yok. Hep şey diyorum, iyi insan, insanla. Hasan Başkan'la da bir araya geldik. Onun eşi de öğretmen. Görünce zaten Bahriye öğretmenim oldum. Çok sevindim. Bir öğretmen eşi var, kızı da öğretmen. Dedim ki bulduk birbirimizi, güzel şeyler olacak. Harika. Vazgeçmeyeceğim. İşte böyle duyurmak istiyorum. Biz ne yapabiliriz? Çocuklara nasıl dokunabiliriz? Bunu tüm Türkiye'ye yayalım. Hocam biz de elimizden geleni duyurma aşamasında yapmaya gönüllüyüz her zaman. Hı-hı. Kanal B olarak, Güne Bakış programı olarak, ben Selim Bakal olarak. Hı-hı. Her zaman yapacağınız etkinlikler, güzel işlerde varız. Duyuracağız. Ankara'da kendi çapımızda bu olayları hiç halı altına süpürmeden, görmezden gelmeden işlemeye devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi. Şimdi baktığınız zaman bizden bir isteğiniz olursa biz de seve seve bu konularda gönüllü olmaya razıyız diyelim. Bir de özel bir ödül alacaksınız. Evet. Yarın mı alıyorsunuz? Yarın ödülü? Alıyorum. Bir de ondan bahseder miyiz? Hablemitoğlu ödülünü alacağım. Şengül Hablemitoğlu hocamızla konuştuk. Ben her böyle birazcık üzülüp biraz dibe düştüğümde bir umut ışığı çıkıyor. Birileri arıyor, yalnız değilsin. Devam et hocam. O kadar böyle o öğretmenlik, o cumhuriyet öğretmeni olmak, işte o yolda gitmek, o kadar heyecanlı ki hiç yaşlanmıyorsunuz. Sonsuz bir enerjiyle doluyorsunuz ve hayatlara dokunmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun, nerelere gelirsek gelelim, hangi makamlar, mevkiler olursa olsun biz geldiğimiz yeri unutmamalıyız. Kesinlikle. Ben o köy okuluna gittiğimde bir anım var. Onu paylaşmak lütfen İsterim. Sınıftayım. Çocuklar böyle şey yaptılar. Öğretmenim, öğretmenim, çığlık çığla. Dedim çocuklardan birine bir şey oldu. Koşarak çıktım. Öğretmenim dedi. Tuvalet böyle pislenmiş. Şey dediler bana. Öğretmenim,
ne yapacağız şimdi dedim. Öğretmenim dedi, itfaiye hortumu gibi açıp temizleyeceksiniz. Ya yaptım, böyle bir temizledik ettik. Sonra öğretmenim dedi, sobayı da siz yakacaksınız. Onlar bana hayatı öğretti. Çok önemli. İnsanlık kazansın. Diğer canlılar mutlu olsun. Son bir cümle alalım sizden hocam. Herkese hitaben. Söyleyeyim. Susmayalım. Lütfen susmayalım. Çocuklar için, kadınlar için. Ve ben hep şey diyorum. Biz bir bütünüz. Cinsiyet ön yargımız olmasın. Çünkü bu olayda erkekler, kadınlar, çocuklar hepimiz birlik beraberlik olduk. Birlik beraberlikle susmayalım, aydınlık yarınlar kuralım. Saadet Öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Tüm Türkiye adına, çocuklar adına, veliler adına, sesini duyuramayanlar adına, siz ses olduğunuz için ve öncü olduğunuz için ben teşekkürlerimi iletiyorum. Herkes adına çok çok sağ olun. Birlik olacağız, daha güçlü olacağız. Bu işlerin üstesinden inşallah geleceğiz. Ağzınıza sağlık. Asıl ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok çok sağ olun. Değerli izleyiciler, güne bakışı Saadet Öğretmen'le noktalıyoruz bu haftada. Pazartesi günü çok daha güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle bugünlük bizden bu kadar. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Hoşça kal Türkiye.